Herkese merhaba, Selin Karacaennem ile Evlilik Sanatı kanalına hoş geldiniz. Bizim çekimlerimiz uzaktan devam ediyor. Siz soruyorsunuz, Selin Karacaennem cevaplıyor. Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dışarıya çıkamıyoruz ama Selin abladan da terapi almak istiyorum diyorsanız eğer, telefonla görüntülü terapi yapıyor kendisi. Onun için randevu alın. Telefon terapisi yapıyorum görüntülü olarak. Böylece size dokunamıyorum ama tam karşınızdayım. Benim muayenehaneme gelseniz aynen böyle olacak. Fiyatlarımdan korkmayın. Cidden 15 sene evvel Türkiye'ye ilk geldiğim zamanki fiyatımla çalışıyorum. Düşünün yani o zaman hiç tanınmıyordum. Şimdi bu kadar tanınıp sevilmeme rağmen sırf böyle zor günlerde sizler de şey olmayın diye, dertlenmeyin diye oturduğunuz yerde eşinizle beraber konuşmaları yapacağız. Tabii ki her hafta gördüğünüz gibi Serpil Hanım'la beraber bu çekimleri yapıyoruz YouTube'u. Eğer olabilse keşke televizyondan da haber kanallarında birinin aklına gelse ki illa el yıkamak, işte evde oturmak değil, birazcık da insanların ruhsal durumları var. Yani ben bile burada bu açık havada dahi bu kadar dertleniyorsam neredeyse bir aydır içerideyim, kapının önüne dahi çıkmadım. Evet diyeceksiniz ki ne güzel işte arkanda bahçem var işte evet oturuyorum ama insan hep aynı şeylerden bir süre sonra hakikaten çok sıkılıyor. Ama ben bunları kendime bana yararlı olacak şekilde kullanmak istedim bu tek deliği. Bana üye olursanız ben de vatan millet Sakarya diye yapmamış olurum. Hiç olmazsa tıklanırım. Ben 3 aydan beri Serpil'le beraber benim YouTube'da programlarım çıkıyor yarımşar saatlik. Önceleri haftada 3'tü, sonra haftada 2'ye indirdik. Şimdi bilmiyorum yine belki çok istediğiniz için yine 3'e çıkarabiliriz. Bilmiyorum ama siz orayı bir kontrol edin daima. Bu işlerle Serpil'cim uğraşıyor. O yoğuruyor, ben fırına veriyorum. Bana Serpil Hanım tarafından liste halinde sualleriniz geliyor. Böylece isimleriniz okunmuyor ya da burada karşılıklı konuşaydık yüzünüz görünmüyor ama sualinizin cevabını almış oluyorsunuz. O zaman başlayalım mı sorular hızlı bir şekilde? Tamam canım. Şöyle bir soru var. Biz geçen haftaki programda evlilik öncesi cinsellikten bahsetmiştik. O konuyla alakalı bir durum var. Sevgilisiyle evlenme düşüncesi olduğu için cinsellik yaşamış ve bekaresini kaybetmiş. Tabii ki ondan ayrılmış, şimdi hayatında başkası var ve bu durumda ona itiraf etse kabullenmez diyor. Çok zor durumdayım, çıkmazdayım diyor. Bu tarz durumlarda olan kızlarımız ne yapacak? Hiç kimseye bu tarzda ileri seviyedeki birleşmeye dahi değil. Ne yaptın benden evvel birileriyle? Nasıl oldu? Hiçbir şey yapmadın mı? Sana dokunmadı mı? Öpüşmediniz mi? Şu olmadı mı? Bu olmadı mı? Bunlara gayet zarif bir şekilde cevap vereceksiniz. Evvela milattan evvel, milattan sonra diyeceksiniz. Ben seni tanımadan evvel onunla çıktığım var tabii ama benim bu tarz sualler sormayalım birbirimize. Çünkü bunlar istersen el ele tutuştum diyeyim karşı tarafın rahatsızlığını kaçırır. Bu konuları şöyle kabul et. Milattan sonra yani seninle başladıktan itibaren benim herhangi bir şekilde veya senin bir şeyin olursa onu hesaba katalım. Ama şimdi hiçbir şey yok. Sen seni tanımamışım. Avucumu mu kokladım ben ki bir gün karşıma sen çıkacaksın da ben de seninle gezeceğim de. Eğer onu bilseydim senelerce kimseye bakmazdım. Bir iki kişiden hoşlanmış olabilirim. Ama onlarla sana duyduğum gibi duygular duymadım. Asla ve asla ileriye gitmedim. Bu konuyu burada bitirelim diyeceksiniz. Öyle mi yaptı? Sen de şöyle mi oldu? Bir dakika. Ne söylemiştik? Konuşmayacağız bunları. Ama sen saklıyorsun. Ama sen çok bilmiş davranıyorsun. Her şeyi sanki biliyor gibisin. İstiyorsanız beraber olun ama tavsiye etmem. Bakın işte görüyorsunuz. Bu erkek milletini değil kadın milletini yaralıyor. Hani Avrupa'da, Amerika'da, dış ülkelerde böyle rahat rahat yatıyorlar, kalkıyorlar. Kız diyor ki o zevk alıyorsa ben de onun kadar zevk alıyorum. Hayat böyle olur. Bunsuz bir flört olmaz diyorsanız bunun sonucunda da herhangi bir şekilde hamile kalmak sizi çok dertlendirmeyecekse bundan
dertlenmekten öte yıpranmayacaksanız, ailenizle aranızda çok büyük namus bilmem neleri falan olmayacaksa yapın. Ona hiç karışmam. O sizinle erkek arkadaşınızın arasındaki nişanlıyla dahi değil, evlendiğiniz insanla beraber yapın derim. İster ilk defa onunla yapın, ister son defa yapın ama onunla yapın. Çünkü hep şey olarak kalacak. Demek onunla da yapmıştır. Ha, kim bilir ne yapmış. Ben öyle insanlar tanıyorum ki, öyle kişiler geliyor ki. Yani bunları söylemek istemiyorum ama böyle resmen orasını diktiriyor falan. Ondan sonra ben yapmadım işte şu. İşte oradan herhangi bir şey ilk seferde bir şeyler geldiği zaman kan vesaire gelmemişse bundan dolayı dertleniliyor. Birçok insan ilk defa yaptığı zaman oradan kan gelmeyebilir. Bunlar son derece normal. Ama gel gör ki zavallı köylerde şurada burada böyle çok sinir aldığım, çok bana göre korkunç olan kapının önünde beklemeler, çarşaflar vesaire. Bu tip şeyler beni çocuklar konuşurken bile sıkıyor canımı. Ben demiyorum her önüne gelenle aman kaçırmayayım adamı, ben vermezsem olmaz filan. Bunlara da girmeyin. Canınız istiyorsa sonunu düşüneceksiniz. Bütün bu olayların sonunda eğer size işte hamilelikti, şuydu, buydu sıkıntı verecekse ve siz bundan çok incinecekseniz, hele ailenizin haberi olsa kıyametler kopacaksa sakın yapmayın. Bir şey olmaz filan yok. Belirli dereceye kadar yaparsınız. Bu zamana kadar insanların hayatları bundan 20 senede, 30 sene evvel de öyle şimdiki kadar serbest değildik kimse. Bizler flört ettik ama hep belirli seviyelerde kendimize göre normal olacak durumlarda bıraktık. Ha şimdi olmuyor Selin Hanım, bildiğiniz gibi değil. Şimdi o olmazsa kabul etmiyorlar. Etmesin kardeşim, madem ki o bir tek buna bakıyor. İki kere üç kere beraber olacaksın, sonra seni yine bırakacak. Bence kendinizi ayarlayın. Eğer diyorsanız ki ben katiyetle, şimdiki bazı bir sürü insan var görüyoruz işte, hamile kalıyor. Ondan sonra o çıktığı kişi diyor ki ona aldıralım. O kabul etmeyince 3 aylıkken falan evleniyorlar. Kimseye ayıplamıyorum. Kimseye neden yaptın, nasıl yaptın, ne biçim ahlaksızlık bu demiyorum. Ama bunu içinize sindiriyorsanız ya da aileniz bundan dolayı gocunmuyorsa bana göre hoş yapın. Bunda bir ahlaksızlık falan yok. Ama bunların hepsi çok sıkıntı verir. Bence belirli bir seviyede tutturup İkiniz de artık evlenmeye karar verince, evlenince yapın bunu. Mümkünse daha evvel yapmayın. Pek çok kızımızı çok rencide edecek şeyler oluyor. Ya da o adam zorla seninle evleniyor. İki gün sonra da, iki gün değil tabii de, yani bilemedin birinci, ikinci sene sonra da hemen boşanıyor. Bu mu yani istediğimiz? Ömür boyu aylık gelir için yapanlar var bunu. Bir sürü zengin adamla çıkıyorlar. Ondan sonra hamile kalıyorlar. O adamcağızlar da efendi olduğu için onunla evleniyor. Ne oluyor sonra? O çocuk boşa gidiyor. Bilemedin ikinci sene tatmin üzerine kurulmamış olan birliktelikler ayrılıkla sonuçlanıyor. Adam her ay o kadına çocuğu dolayısıyla işte evde ev veriyor, parasını veriyor. Bazı kadınlar sadece bunu istiyorlar. Yani onlar için oymuş buymuş değil, onlar için bir çocuğu olsun ve de işte ömür boyu bana birisi baksın diye görüyorum bunları. Kullandığımız bir tabir var, ten uyumu tabiri. Peki cinsellik olmadan ten uyumunun nasıl olduğunu nasıl anlayacağız? Belki 20 kere falan söylemişimdir, 21. kere de söyleyeyim. İlla yatman gerekmiyor. Dokunman da gerekmiyor. El ele tutuşuyorsun, el ele. Onun elini kadın veya erkek tuttuğunda eğer böyle içine kıpır 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 şeyler doluyorsa, çok zevk alıyorsan, dikkat edin, insan hoşlanmadığı, sevmediği birinin elini tuttuğu zaman diye çekisi gelir. Soğuk gelir, buz gibi gelir. Ama ten uyumu olduğu zaman karşılıklı hoşlanma böyle elektrik gibi geçer ama meltem gibidir yani. Çok hoştur. Oradan anlayabilirsin ki ten uyumu var. Yani karşılıklı bir arada olmak, koku, ses tonu, davranışlar, zarafet. Evet canım. Peki o zaman diğer soruyu soralım.
ters ilişki teklifini kabul etmiş olan bir bayan var. Erkek arkadaşının kendisini sürekli olarak seks amaçlı kullandığını ancak fark edebilmiş ve ayrılmış. Bunun travmasını 3 senedir yaşıyormuş. Bir kere ters ilişki, rütüye rağmen devamlı söylediğim bir şey. Hayır demek yok. Ama ters ilişki, par prensip hayır. İstediği yere gidebilir. Nereye istiyorsa gitsin. E işte sen yapmazsan ben de başkasıyla yaparım. Güle güle. O kadar. Yapmayacağız. Yahut oral seks. Eğer kadınlara söylüyorum, erkekler maşallah çok seviyor. Kadın eğer istemiyorsa ne yapacak ne yaptıracak. Normal. Neyse normali onu yapacaksınız. Bunun haricindeki her şeyi ben istemiyorum, iğreniyorum. Ben istifra edenleri duydum. Yapmayacaksınız. Bu bir ızdırap değil. Hastayken, yorgunken hayır. İnsanlar birbirine sarılırlar, kucak kucağa otururlar, güzel güzel öpüşebilirler. Bunların hepsi aynı şeydir. Ama erkeklerin arasında bu böyle ters ilişkiyi isteyenlerin ben kendim şahsen bir böyle felsefe çıkarıyorum. Acaba diyorum o biçim ilişkiye bunlar daha mı yakın? Çünkü her erkek ister, evet belki, ama tutturanların bence hayat şeylerine bir bakmak lazım. Bunlar zamanında hanımlarla yapamayıp da erkeklerle mi yaptı? Bundan hoşlanmanın da bir sınırı var. Hani böyle bir fark olsun, insan her gün aynı şeyin bir yerde, değişiklik olsun falan, böyle lafları geçin. O anda o ikisi tek vücuttur. Bence buna dikkat etmeli. O laflara da karnınızı tok tutun. Sen şuymuşsun, biz iki kişiymişiz. Üç aramıza falanca gelmiş. Üçümüz beraber. Bu tip laflardan, bu tip sözlerden uzak duracaksınız. Ben bunların evlilikte katiyen olmayacağı kanaatindeyim. O anın şartlarında çok hoş görünebilir, iğrenti gelir. Evlilikte iğrenti olmamalı. Hele evlenmeden evvel sen bilmem ne yapmıyorsan o zaman ben de ters ilişki isterim. Git, başımdan git demek lazım. Böyle insanlarla görüşmeyin çocuklar. Ciddi ve hakiki söylüyorum, bunlar sizi kullanıyor. Yani evde kalmak çok büyük problem değil ya. En iyi şekilde yaşamaya çalışın. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Arkadaşlar edinin. Konserlere gidin, gezmelere gidin, yemekler yapın, yemeklere gidin, seyahatlere gidin. Ama kafanızın uyuşabileceği insanlarla, her dakika sizi didikleyen, kıskanan, size uymayan, uyum sağlamayan insanlardan, kadın ya da erkek, bu hayat kısacık bir hayat. Niçin bulandırtıyorsunuz ya? Hiç. Eski nişanlısının maalesef ki tecavüzüne uğrayan bir takipçiniz var ve diyor ki ben bu travmayı nasıl aşarım? Size gelsem yardımcı olur musunuz? Tabii psikoterapi yaparım ona, ama şurası bir gerçek ki zorla yapılan her şey çok büyük sıkıntı. İstemediği birisinden, hiç ummadığı bir yerde, üç kağıda getirilerek bu hadiseler yapılmaya çalışmışsa ya da bir akraba, ensest ilişki vesaire, travmanın ta kendisidir çocuklar. İnsan bunları unutamaz ama telkin edeceğiz birbirimize, kendimize. Bu olmayacaktı, ben istemiyordum ama oldu. Farz edin ki bir araba kazası geçirdiniz. Ve de bacağınızda, elinizde, yüzünüzde, bir yerinizde bir skal kaldı, yani bir iz kaldı. Baktıkça ay nasıl oldu, ben nasıl oldu, bu olmasaydı falan diyebilirsiniz. Ama bununla yaşayıp bununla uğraşmayın. Hayat o kadar dar ki en fazla 90'ına gelen diyor, vah maşallah ne kadar yaşadı diyoruz. Halbuki insanlar 120 sene bile yaşayabilirmiş. Yani yaşayabilmek için maddeten, manen, ruhen, bedenen, kafaca, her bakımdan çok iyi yaşamak lazım. Hiç kimse kendisini böyle üç kuruşluk şeyler için üzmemeli. Olmasa çok iyi olurmuş ama olmuş. Bitti. Allah'ıma çok şükür bugünlere geldim. Nefes alıyor muyum? Bak bu koronadan beri nefes aldığım için dua ediyorum. Bunun ne kadar kötü olduğunu biliyor musunuz çocuklar? Sizi korkutmayayım ama ben bunu bilfiil çok yakın birimden duydum, benim yakınım. Dedi ki öyle bir şey ki Selin abla dedi, suyun altında kalıp suyun yüzüne çıkabilmek için nefes almaya nasıl çalışırsınız onun gibi. Ya da yaşarken boğuluyorsun ve ölümler yaşarken boğularak oluyor çocuklar. Görünmeyen bir düşman. Nerede olduğu belli değil. Yani şimdi koronaya yine girdim ama
Bunları size söylemeye çalışıyorum. Dua edin, nefes alabiliyorum. Kulağım işitiyor. Ne bileyim, hasta değilim. Öksürmüyorum. Ya da benim 3 senedir çektiğim gibi bacak ne önemli hadiseymiş. Çıkamıyorsun, inemiyorsun, tutunman gerekiyor. Tabii şimdi iş başa düşünce ne tutunma ne bir şey. Haydi gayret. Evet. Son zamanlarda erkekler chat programlarında sanal seks yapmaya başladı. Eşleri yanlarında dururken kocalar neden bu tarz arayışlarda olur? Karısının yanında yapıyorsa yuh derim hem karısına hem kendisine. Yani orada taş gibi kalkmış. Bunlar benim ahlak duygularıma karşı çocuğum. Ben ahlakı çok tutarım. Yani bu tip şeyleri anormal buluyorum. Bu tip şeyleri usullere, adaplara, gelmiş geçmiş görgülere, insanlığa bile sığdırmıyorum. Her şeyin normali olması gerekeni isterim ben. Yoksa tabii ki cinselliğe anormal bakmıyorum asla ama böyle karısı yokken dayı yapanlar geliyor bana söylüyorlar. Ben buradayım, beni yatırıyor, yukarıda kendisi porno seyrediyor Selin Hanım. Tamam, ben de diyorum ki kardeşim sen de seyret onunla beraber. Yani eğer karı koca bu şekilde heyecana geliyorsanız ona bir şey demem. Ama adamın gizli gizli sabaha karşı öğleden sonra yalnızken banyoda yapmaları bana ne gösterir? Demek ki durumundan memnun değil. Demek ki karısından memnun değil diye gösterir bunlar. Bunlar bana birer göstergedir. Prensip olarak her şeyin olması gereken şekilde olmasını isterim. Bunları ben anormal buluyorum. Bana göre isterseniz geriden geldiğimi söyleyin. Nereden geliyorsam geliyorum. Prensip olarak bana bunlar uymaz. Bunları yapan erkekleri de kınarım. İlişkide nasıl vazgeçilmez oluruz? Yani gözü bizden başka hiçbir şey görmesin. Uğraşarak, ter dökmeden hiçbir şey edinilmez. İlk anda seni görür, çok beğenir, hayran olur, tam tipisindir. Ancak görüşmeye başladıktan sonra işin ciddiye dönmesi ve de karşılıklı olarak bu ilk duyulan beğenmeyi, aşk diyelim neyse, bunu sevgiye, kalıcılığa ve evliliğe götürmek insanların kendi davranışlarını ayarlaması. Uyumsuzsan, her şeye hayır diyorsan, bağırıyorsan, çağırıyorsan, küfrediyorsan, başkalarının hakkında bahsederken nefret ediyorum, ay o şöyle, ay böyle. Her şeyin kötüsüyle atmosferi kirletiyorsun. Karşındaki bundan ne kadar güzel olursan ol, imkanı yok. Bir süre sonra ne yapacak o? Daha sakin, daha ılımlı insanlara bakacak. Ya da ne bileyim kızın yanında para sayıyorsan, ona buna küfrediyorsan ya da işte niye yapayım, yapma, verme parasını, onu bir cezalandır falan gibi böyle gayet drastik şeyleri söylüyorsan şahıs düşünür. Ben bununla evlenirsem ömür boyu bunu nasıl çekeceğim? Her şeyin karşısında, her şeye karşı, her şeye karşı kızgın bir erkek evleneceği kadını çocuğuma veya kadının evleneceği erkeği çocuğum iyi olsun diye en iyisinden ister. Bunları hak etmek, hadi diyelim çok güzelsin, çok nasıl diyeyim yutturucusun, yuttu karşı taraf, güzelliğine kandı, evlendi. Ne oluyor ondan sonra? Bir sürü kavgalar, dövüşler, insanlar birbirini tanıyacak evlenmek için değil. Bu ömür boyu çekebileceğim, aynı evi paylaşabileceğim, fikirlerimizi en azından %70 karşılıklı anlaşabileceğim bir insan mı? Ayrıca yakışıklı arıyorsan tabii ki yakışıklı olmasını da isteyeceksin. İyi insan çıkıyor, çirkin oluyor, şöyle oluyor, kısa boylu oluyor. Seçeceksin hangisi senin nazarında önemliyse o ya da bekleyeceksin. Gayet rahat bir şekilde senelerce bekleyenler var. Çok fazla da böyle seçmekte şey olmayın. Yani bumbusu var, şusu var. Hayır. %70 bakın. Öncelikle karakteri çok iyi olacak. Uyumlu olacak. Sana saygı gösterecek. Üzerine yürüyecek. Her söylediğini böyle laflarıyla, sözleriyle hele hele sana tokatlı bilmem neydi atarak gösteren insanlardan asla haber olmayın. Ama genelde işte ne bileyim sorun kendinize. Ben ne istiyorum? Neden hoşlanırım? Eli açık olacak. Yüzüne bakılacak kadar hoş olacak. Yani kadın içinde, erkek içinde. İlla çok yakışıklı,
harikulade güzel olması şart değil. Ama yüzüne bakılacak, yani kattım mı sabahleyin güzel bir yüz göreyim karşımda. İşte vücut temizliği olacak. Kokusu, koku çok önemli. Bununla ilgili bir şey yapıyor mu? Kendine temiz bakıyor mu? Gerekirse günde iki kere duş alıyor mu? İşte ne bileyim, saçında kepek olmayacak. Atıyorum, böyle teferruatına kadar düşünün. Sonra bunları alt alta koyun. Artılar, eksiler. Artılar, eksilerden daha fazlaysa ve ne dereceye kadar fazla, o da tabii şeyle. Eksiyle artı neredeyse birbirinin aynısıysa değil tabii ki. Mutlak surette artıların fazla olması lazım. Önem verdiğiniz esas olan konular ahlaklılık, düzen, düzgünlük, kavgacı olmamak, karakter çok önemli. Tabii ki görüntü hoş olması lazım. Yani çirkin bir insan da ömür boyu çekilmiyor doğruya doğru. Ama sırf yakışıklı diye de öteki taraflarını görmemekten gelmemek lazım. Ailesiyle, yaşantıyla, geliştiği, doğduğu her şey seninle aynı şey. Sen biraz daha iyi yetişmiş olabilirsin. O biraz daha kötü yetişmiş olabilir. Ama neticede ikiniz de orta sınıfsınızdır ya da üst sınıfsınızdır ya da alt sınıfsın. Ben sınıf demek istemiyorum ama parasal ve yaşantı diye görelim. Yani bir de tabii gördüğü, görgüsü, bilgisi, hangi okulları bitirmiş, mesleğe bakılmaması lazım. Ama diyorsan ki ben üniversite mezunuyum, onun da evet üniversite mezunu olması lazım. İşte bunları biz nişanlıyken, hani önce sevgiliyken, sonra nişanlıyken, o zaman ne oluyor? Ha şu şöyle, bu böyle diyoruz. Hep dediğim gibi size göre artıları alt alta, size göre eksileri bakıyorsun. Ama her şeysi var ama benim çok değer verdiğim şunu şunu yok, şusu yok. Ne yapacaksın? Karar vereceksin. Eli sıkı insanlar zaten her şeyde eli sıkıdır. Onlardan kaçın. Durmadan her şeyin kötüsünü düşünen, kimseye güvenmeyen insanlardan kaçın. Yani korkutmayayım sizi ama dediğim gibi bu iş bir şanstır. Ancak o insanların olabileceği yerlerde olacaksınız. Tabii sevgi olmadan evlenmeyin, olur mu? Bana gelenlerin evliliğini bile düzeltebilmem için arada sevgi olması lazım. Sevgi yoksa kalbe hiçbir zaman sevgi ekemiyorum. Böyle ay ben onu düzeltirim, o da benim gibi işte sever dışarıda gezmeyi ya da ben ona uyarım, ben öyle olurum. Olmazsın, o da sana uymaz. Baştan bakacağım. Genel anlamda çok uyuşmanız lazım. Zevkler, görüşler, bilgiler hepsinden birer birer olsa iyiydi yani. Diğer soruya geçelim o zaman. Aldatılan kadın kocasına nasıl davranacak? Peki ağzınıza sağlık Selin Hanım. Yine bilgilendirdiniz bizi ve soru soran hayranlarınızı. Çok teşekkür ederiz. Unutmayın Selin Karacaannem'den telefon üzerinden görüntülü bir şekilde terapi almanız mümkün. Bunun için de 0533 213 6957 no'lu telefonu aramanız yeterli. Gidiyor üzerinden kitap siparişi yapmanız mümkün. Direkt olarak kredi kartıyla satın alabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmış olalım. Teşekkürler Selin Hanım. Ağzınıza sağlık. Evet. Merci. Görüşürüz.